Kusura bakmayın. Dilgün Hoca'nın ameliyatı çıktı. O yüzden sizinle ben ilgileneceğim. Şikayetiniz neydi? Vedat. Çok da hoşlanmış. Bu nasıl olur? Biriniz buraya bakabilir mi? Vedat, bir şey söylesene şuna. Kovuyor mu bizi bu? Buyurun hocam. Bana baksana sen. Paramızla geldik biz oraya. Paramızla. Kimse bizi buradan kovamaz, anlıyor musun? Hemşire hanım, hastamızı MR'a götürelim. Radyolojiden sonuçları alırım ben. Peki. Yürü Nesrin. Şuna baksana ya. Yüzümüze bile bakmadı. Bizi beğenmiyor. Nesrin, yürü dedim. Bakıyorum da her zamanki gibi uğursuzluğun üstünde. Kim bilir ne yaptın da kadını üzüntüden kanser ettin. Ne diyorsun be sen, ne diyorsun? Ne diyorsun? Doğruyu söylüyorum. Kadına ne çektirdiysen artık. Bir de utanmadan ağlıyorsun. Bir şey desene. Nesin sen, baba mısın, evlat mısın, nesin? Bir şey desene şuna. Hiçbir şey olmayı beceremedin. Şimdi adam olsun, su çıkarayım. Terbiyesiz seni. Defol git şuradan. Ben giderim de. İnşallah Allah bunun acısını senin o kızından çıkartmaz. Bak ya ne diyor? Vedat, şu kızına bir şey söyle, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hastaneden para aldığımızı biliyorum. Peşini bırakmayacağım bu işin. Ne diyorsun sen be? Cenaze içinde o. Sizin gibi vicdansızların tek lafına inanmıyorum be. Hepinizle ödeşeceğim. Göreceksiniz. Terbiyesiz. Gördün mü bize ne yaptı? Bir şey yapmadı Nesrin. Tanımıyormuş gibi davrandı, o kadar. Ne kadar safsın. Resmen köpek çekti bize. Ayol bu nasıl doktor olmuş böyle? Kendi beyni var mı diye şüphe ediyordum. Gitmiş bir de beyinci olmuş. Başarmış. Ay ne başarması be. Kim bilir kiminle nasıl. Ayarını kaçırma Nesrin. Ağzını topla. Aman tamam sustum. Laf söyletme kızına. Sanki bilmiyoruz. Liseyi bile ite kaka okuyan kız gelmiş başımıza doktor olmuş. Ha, lise dedim de aklıma geldi. Benim bir çift sözüm var o ukala dönbeleğine. Nesrin! Nesrin! Bir sorun mu var? Yok kızım. Öyle mi? Sen bize öyle davranamazsın. Kimsin sen be? Kimsin? Anam babam var karşımda. Ne annesi be? Sen annelikten ne anlarsın? Terbiyesiz. Nasıl bu hale geldin? Nasıl olacak? Baban yüzünden. Attın başıma gittin. Derdi tasası beni bu hale getirdi. Sen bu söylediklerine inanıyor musun? İnanmasan üzüntüden olduğunu. Üzülmek ve sen. Hiç inandırıcı gelmedi. Sevgilin ne yapıyor? O mu üzdü seni? Konuşma be! Ölmüş adamın arkasından. Ha. Şimdi anlaşıldı. Gel Nesrin. Olay çıkarma. Gidelim çektirelim şu önlerini.
ne olacak? Eylül, ne yapıyorsun burada? Bir anne çocuğu için her şeyi yapar değil mi? Dün yine çocukları için kendini aşağı atacaktı. Ama biliyor musun, benim annem kendi için öyle. Beni hiç düşünmeden onların eline bırakıp gitti. Eylül! Eylül! İn şuradan aşağı. İn, tamam, öyle konuşalım. Kendimi aşağı atacak değilim. Yani annenin bu durumunu bilmiyordum. Bir adam kendinden, benden daha çok sevdiği için kendi canına kıydı. Aşk yüzünden yani. Sırf bir adamı çok sevdi diye. Annen için gerçekten çok üzüldüm. Uğruna terk edildiği kadını biraz önce yıllar sonra aşağıda gördüm. Ah anne. Çok bir şey yüzünden öldürdüm kendini. Eylül. Yapma bunu kendine. Ben asla onun gibi olmayacağım. Biliyorum. Olmayacaksın. Beyninin aşka neden bu kadar direndiğini de öğrenmiş oldum. Beynimi bir hastanın beyni gibi inceliyorsun. Evet. Öyle inceliyorum. Biliyorsun, ben iyi bir cerrahım. Ve o güzeller güzeli beynini iyileştirmeden de asla bırakmayacağım. Gözlerin içi biraz güldü ya, o meşhur telefon hemen çalsın. Çalmasa şaşarım zaten. Alo. Tamam, hemen geliyorum. Gitmen lazım. Ah, Oğuz. Biraz vaktin var mı? Tamam, sen yemeğe gidebilirsin. Peki hocam. Hayırdır? Bir hasta hakkında yardım isteyecektim senden. Allah'ım, dünyanın sonu geliyor galiba. Hadi gel bakalım. Fasyal paralizisi var. Mikrovasküler dekompresyon ameliyatı yapılmalı. Biliyorum. Benden fikir belirtmemi istemiyor musun? Hayır, öyle değil. Ne o zaman? Ameliyatı yapabilir misin? Ameliyatı yapmak mı? Hastayı sen alır mısın? Bu senin ayarında bir cerrah için oldukça kolay bir ameliyat. Neden böyle bir şey istiyorsun? Nedenini sormasan olur mu? Maalesef sormak zorundayım. Bu hastayı ameliyat etmem için senin neden bunu kabul etmediğini bilmem gerek. Boş ver, sağ ol. Eylül. Hastaları kafamıza göre değiştirirsek hastane ortamı kaos ortamına döner. Yani bunu yapabilmek için geçerli bir nedenimiz olmalı. Anlıyorum. Dert değil. Eylül. Aşağı yemeğe gideceğim. Gel benimle beraber. Orada oturup bunu bir konuşalım. Yok, sağ ol. Aç değilim. Ailenden biri mi bari? Onu söyle. Keşke öyle olabilseydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.